vermen gerekiyor dostum. Bu görüntülerin hepsi dehşet. Hadi hadi bebek, ver onu bana. Geri dön. Şurada kan var. Aman tanrım. Hadi. Cihaz büyük gök kütleleriyle ufkun açısını ölçmede kullanılır. Güneş mesela. Sexton cihazı enlem ve boylamı belirlememize yarar. Anlaşıldı mı? Pekala, şimdi ikili gruplar kurun ve bu cihazı elden ele dolaştırıp inceleyin. Tamam. Dostum. Bol, senin bunu incelemene ihtiyacın yok. İkiniz de aletsiniz. Öyle olsun. Patron konuştu. Hey. Üzülme arkadaşım. O sadece kızgın. Bir gün senin gibi bir inek patronu olacak. Sağ ol. İnek mi dedin? The dream, the bigger the call for everything and more. Yeah. O şey nasıl kullanılıyor? Aa, bunu sen bilemezsin. O şey içilmiyor. Bana ver. Bakalım neymiş bu? Tam dediğin gibi. Acaklısın. Ufak bir öneri sadece. Teşekkürler. Ne, bir şey anlamadım. Bakar mısın? Yardıma ihtiyacımız var. Hey. Öğrenmek için buradayız. Bir ödevimiz var. Buna odaklanın. Sakin ol Lindsay. Her şey o kadar mükemmel değil. Dersine bak. Gör. Fethetmek o kadar da imkansız değildir. İzle ve öğren.
İmkansız diye bir şey yoktur. Merhaba. Birkaç hafta sürdü ama işler sonunda yolunda gitmeye başlamış gibi görünüyor. Evet, erkeklerin aklında tek şey var sanki. Ama daha üniversite öğrencisi Laura. Bunu değiştiremezsin. Güneydeki adalara ne zaman varacağız? Akıntı bizden yana. Yarın varmış oluruz ama kaptanabilirsin. Değerli planların değişmesinden hoşlanmaz. Yani ertesi gün varırız. Evet, kaptan nasıldır bilirim. İyi ya da kötü kendini kurcalatmaktan hoşlanmıyor, öyle değil mi? Tamam. Oh, vay canına. Hey sen, sersem. Hayır, sen sersem. Hayır. Tamam. Sersem. 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 Bunu neden incelediğimizi bile bilmiyorum. Bu semestr sadece denize girip margarita içeceğimizi sanıyordum ama bu gereksiz şeyi inceliyoruz. Ne yapıyoruz biz burada? Evet, sana hak veriyorum. Motorlu bir teknedeyiz. GPS'imiz var değil mi? Bu şeye ne gerek var ki? İnan bana hiç fikrim yok. Oo. Tanrım kol. Aha. Şimdi yandın kol. Kol. Daha kaç defa cep telefonunu getirmek yasak demeliyim. Üzgünüm profesör. Aklımdan çıkmış. Üzgünüm. O şeyi nasıl içebiliyorsun? Böyle sonuç veriyorsa... Nasıl içemezsin? Sonuçlar da ortada sanırım. Bunu fark etmediğinizi söyleyemezsiniz. Emin ol, fark ediyoruz. Her gün daha da küçülüyor. Sürtük. Küçük boş falan ver. Değil. Hey, bu da ne? Aman Tanrım. Nedir o? Neydi demeliydin? Dev ağızlı köpek balığı. Bunu sen uydurdun. Sanmıyorum Paul. 70'li yıllarda keşfedilmişti. Ama o zamandan beri hiç görülmediler. Peki neden? Nesilleri tükendiği için. Ve bu derinlik çok fazla. Normalde 30 metrede olurlar. Bu halde burada ne yapıyor? Deniz dibi depremi gibi bir şey rahatsız etmiş olmalı. Sanki bir şey saldırmışa benziyor. Evet. Şuraya bak. Aşağıda mı? İşte. Ne tarafta? İzin verir misiniz? Korkunç değil mi? Galiba şurada. Ne yapıyorsun? Büyük bariyerden gelmiş olmalı. Ona yakından bakmak istiyorum. Ah Tanrım, çok ağır. Bırak gitsin Frank. Bırakamam. Pervaneye takılacak. Herkes iyi mi? İyiyiz. Harikaydı. Kök, yaralı var mı? Hayır. Hayır. Şuraya bak. Hasar vermiş. Aşağıda, karinada.
Sorun ne? Gedik açlığını mı düşünüyorsun? Köprüye çık çabuk. Köprüye hadi. Hadi hadi çabuk çabuk. Hadi hadi. Dora, Dora. Gölde de delik açıldı. Tekne su almaya başladı. Batıyoruz. Tahliye pompalarını çalıştırın hemen. Hadi çabuk çabuk. Sintineyi kontrol et. Kabinada hasar. Ne demek bu? Gövde hasar. Su alıyoruz. Neler oluyor? Bilmiyorum, bir terslik var. Orası kesin. Asıl soru nasıl bir terslik oldu? Mayday, mayday. Burası Amerikan eğitim gemisi Deniz Kralı. Sesimi duyan var mı? Tamam. Seni duyuyoruz Deniz Kralı. Sizi yarın bekliyorduk. Sorununuz nedir? Bir şeye çarptık. Gövdede hasar var. Su almaya başladık. Ne olduğunu bilmiyoruz. Alo? Alo? Olamaz. Tamam. İyileşeceksin. Şimdi nasıl? Bilmiyorum. Düşerken vurmuş olmalıyım. Çok acıyor. Kaptan. Laura. Sorun ne? Su alıyoruz. Havedik ile tahliyeye çalışıyor ama hasarlı yerin derhal kapatılması gerekiyor. Yardım isteyemiyorum, telsiz arızalı. Ay durun, durun, durun biraz. Batıyor muyuz? Aa tanrım, batıyoruz. Hayır hayır, batmıyoruz. Sadece su alıyoruz. Bu kötü görünse bile arada fark var. Gediği halledebilirim ama bu zaman alacaktır. Tamam, bana yaklaşık bir süre söyle. Duruma bağlı ama burada açık denizde en az bir gün. Hey, oradaki şeye ne dersiniz? Orası ada mı? Bir atol. Bir atol. Sığ sularda olmak bize yardım eder mi? 5 metre mi? Kesinlikle. Tamam. Han ve dikiler gedikte çalışsın. Biz de sığ sulara dümen kıralım. Baş üstüne kaptı. Hatırlayın, size bu sömestrin hayal bile edemeyeceğiniz eğitim fırsatları sunacağını söylemiştim. Bunu da ispatı kabul edin. Çok eğlenceli olacak, öyle değil mi? Evet, harika olacak. Evet, öyle. Çok ilginç. Aslında burası harika bir yer. Evet, daha önce de böyle bir tura çıkmıştım ama... Bunu ilk defa yaşayacağım. İleride bir tekne alma hedefim var. Bilmiyorum, emin değilim. Aa, öyle mi diyorsun? Daha önce hiç yapmış mıydın? Ay şükürler olsun, medeniyet. Muhtemelen terk edilmiştir. Kaptan, sığ sulardayız. Fazla yaklaşamayız. Bu mesafe bize yeter. Öğrencileri botla adaya çıkaralım. Siz tamire devam edin. Hı, tamam. Umarım bu iyi fikirdir. Aa, yapma. Bu öğrenciler için bulunmaz mükemmel bir fırsat. Umduğumuz türden bir fırsat değil ama. En az bir günlük işimiz var. Bu arada su almaya devam edeceğiz. Çocuklar bacaklarını çalıştırmış olur, yükümüz hafifler. Üstelik adada tamire işe yarayacak bir şeyler bulabiliriz. Metal plaka lazım. Adada bir şeyler vardır belki. Anlaştık. Sen adaya çıkacak ilk grubu hazırla. Tamam. Geliyor musun? Ben yok. İlk grup hazır olsun, gidiyoruz. Hey,
derin şeyde mi? Ne olabilir? Bir tür havuz mu? Hayır, daha çok bir çukur. Belki temel çukuru olarak açılmış bir şey. İyi başladı. Devam edelim. Hey Ethan, belki yiyecek bir şeyler buluruz. Olabilir. Yürüyün. Neden bir doğa yürüyüşüymüş gibi davranıyor? Olanlar onu düşündürmüyor mu? Sakin kalmamız için bizi bununla oyalamaya çalışıyor neyse hepsi bu. Öyle mi? İşe yaramıyor ama. Ben burayı sevmedim. Burada yamyamlar olabilir. Cole. Bu dediğin deli saçması tatlı. Aslında o kadar saçma değil. Polinezyalılar asırlarca yamyamları uygulamıştır. Yamyamlar da mı var? Kapat bu konuyu. Vay canına. Protein. Yine mi? Aman tanrım. Vay canına. Kocamanmış. Onun da dediği buydu. Peki hala siz burada bekleyin. Ne olmuş olabilir? Bir şey yemiş sersem. Birkaç köpek balığı saldırmışa benziyor. Beslenme çılgınlığı sonucu olduğu kesin. Beslenme çılgınlığı mı? Harika. Bu kadarı fazla ama. Peki hala sakin olun. Hayat böyle bir şey işte. Hadi metal bir şeyler bulmaya çalışalım. Orada iyi olacak mısın? Biraz kaynak işi sadece. O iyi bir eğitmen en. Ve mükemmel bir kaptan. Bu da bazen yanlış yönlendirilmiş hevese yol açabilir. Sen iyi olacak mısın? Beni merak etme gerçekten. İyi şanslı. Sintine pompasını çalıştıralım, suyu tahliye edelim. Hadi. Tamam. Yapalım şunu. Tamam. Hadi. Biraz acele et sersem. Tamamdır. Tamam. Hey, neydi o? Bilmiyorum.
baş vermiş değilmiş. Harika değil mi? Şöyle baksana. Tam benim için. Hadi abi. Evet, evet. Evet, tamam. Eğlenceli olacak. Arkadaşlar yeterli. Hadi şuraya. Hadi. Nereye geldin? Neredeyiz biz? Ümit olacaksın biliyorsunuz. Burada daha rahat. Harika. Sanırım ancak çıkabiliriz. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Burada kimse yok bile. Bu köyde kimse yaşamıyor mu? Görünüşe göre kimsecikler yok. En azından evler var. Muhtemelen balıkçılar. Ve yılın belli zamanı kalıyorlar. Yani yatak odası değil. İçeri bakalım mı? Hey Mike. Bak Lindsay'nin dişlerini asmışlar. Çok komik. Evet. Evet veya muhtemelen bu yamyamlara ait bir şey değil çocuklar. Yamyamlar. Kızlardan daha güvenli profesör. Mantıklı olduğunu kabul etmeliyim. Aa, bu nedir? Vay canına. İnanamıyorum. Nedir o? Bir çember. Eskiden Polinezyalılar bunu dümen olarak kullanırlardı. Tekneleri kontrol etmek için. Sonra İngilizler geldi ve buna direksiyon dediler. Çok iyi dostum. Hayır. İyiydi gerçekten. Bakın şuna, elimi kaptırdım. Pekala çocuklar. Harika değil mi? Dağılın ama bölgeden ayrılmayın. Unutmayın, burada metal arıyoruz ya da işe yarayacak herhangi bir şey. Gidelim. Merhaba Kirk. Siz gerçekten dolaşmak mı istiyorsunuz? Hayır ama başka ne yapabiliriz ki? Gidip yüzebiliriz. Babeş suya girmemize izin vermez. Babeş anlamaz bile. Tamam mı? Adanın öbür tarafındaki kumsala gideriz. Burası gerçekten çok sıcak. Bilemiyorum. Dinleyin. Bu tropikal cennette çıplak yüzmek için hiç fırsat bulamadık. Suya çıplak mı gireceğiz? Evet ne dersin? Acele etmeyelim. Her şey sırayla. Önce kumsala gidelim. Buraya bakalım. Profesörün dediğini duydun. Burada metal. Nerelisin? Erkek arkadaşın var mı? Şimdilik yok. Su çok güzel görünüyor. Atlamak istiyorum. Hayır. Neden sürekli saçma sapan konuşuyorsun? Tamam bak özür dilerim. Sinirlenmek istemedim. Su beni korkutur sadece hepsi bu. Neden? Ben henüz 12 yaşındaydım. Kumsala arkadaşlarımla birlikte gidebildiğim ilk yazdı. Öteki kızlar kumsalda erkeklerle flört ederken ben denizde tek başıma suyla oynuyordum. Dalgalarla oynamak evet. İşte bilirsin değil mi? Evet. Sonra bir dalgaya atladım. Dalga geçip gitti. Tek görebildiğim bana doğru gelen 2 metrelik köpek balığıydı. Etrafımda birkaç tur attı. Bana 2-3 metre kadar yaklaştı. Sonra çekip gitti. Sanırım ilgisini kaybetmişti. Şansın varmış. Evet, buna şans denebilir sanırım ama o günden beri suya soğuk bakarım. O zaman neden bu denizde eğitime katıldın ki?
Bilmiyorum. Benim için daha kötü bir yer düşünebilir misin? Denizaltı eğitimi. Bilmiyorum. Mesele bu ama ben artık endişelenmek istemiyorum. Artık korkmak istemiyorum. Özellikle de teknedeki o garip olaydan sonra. Pekala. Bence öncelikle bu hayalet adayı araştıralım. İşimize bakalım. Mercan Adası. Pol gibi konuştun. Ben demiştim. Nasıl? Mükemmel. Ne diyorsunuz? Buna değer değil mi? Mükemmelmiş. Gördüklerimin hiçbirine benzemiyor. Sanki bir tablo gibi. Tablodan daha iyi. Çünkü bunu aramızda paylaşacağız. Pekala, ilk kim soyunacak? Hadi ama. Hadi Hayley, bu kadar nazlı olma. Yakaladım. Ah oh, tanrım. Yapma. Beni de hadi. Tamam buraya gel hadi. Hadi gel buraya. Hadi. Yaklaş. Bir kez daha hadi. Aman tanrım. Hadi beni de kaldır tamam. Hadi. Sanırım Kirk haklı Hayley. Bu fırsat hayatta bir kere gelir. Evet, evet. Senin de aklından geçen bu muydu Kirk? Aklımdan geçen asıl şey buydu. Katılmak istiyor musun? Evet.
Sahil güvenlik. Deniz kralını arıyor. Cevap verin. Cevap ver. Anlaşılan kimse bir şey bulamamış. Adanın yarısını dolaştık. O halde belki o tarafa doğru devam etmeliyiz. Değil mi çocuklar? Evet, tamam. Bana evet iyi. Bana uyar. Gidelim. Hadi. Kol kımılda. Çok hadi sıcak. Bakalım. Aha evet. Pekala. Burası çevre dostu mükemmel bir adım. Yaklaşık 1-24 saat kadar buradayız. Ben adayı iyice tanıyalım derim. Ne dersiniz? Hey, şuraya baksanıza. Vay canına. Evet. Şuna bak. Burası da ne böyle? Hey çocuklar, buna ne dersiniz? Çalışıyor olabilir mi? Ah, anlamanın bir tek yolu var. Bakayım binebilecek miyim? Tamam. Ataman dikkat. Tamam. Tamam, halat al. Tamam. Sorun yok profesör. El göz koordinasyonum iyidir. Bu işte iyiyim. Ver şunu. Sen benimle gel. Bir süredir burada yatıyor gibi görünüyor. Aa, peki kullanabilir miyiz yoksa işe yaramaz mı? İşe yaramaz diyemem ama çalışıyor mu bilmem. Çalıştırmayı deneyebilirim ama bu ne işe yarar bilmiyorum. Çünkü hepimizi alacak kadar büyük değil zaten. Yine de iki tekneyi çoktan iyidir. Sanırım deneyebilirim. Biraz yardımla daha çabuk olur. Epol. Sen zeki çocuksun. Bu şeyi çalıştırmama sen yardım eder misin? Evet, tabii. Bunu yapabilirim. Tamam, güzel. Deneyelim. Neler oluyor? Profesör, neler oluyor? İyi misin? Bacağım. İyi misiniz? Bacağım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Temizlememe yardım edin çocuklar. Profesör. Tamam. Onu hemen Doktor Babeş'e götürmek zorundayız. Götürelim o zaman. Evet. Onu hemen kaldıralım. Tamam hadi. Hadi. Kaldırın. Olmaz. Hadi gidelim. Hadi. Çok az kaldı. Vardık sayılır.
Neler oluyor? Bu da ne? Bu lanet yerde neler oluyor? Neydi bu? Lindsay, sakinleşmek zorundasın hayatım. Sakinleşeyim mi? Kendine gelsen iyi olur Lindsay. Panik şey. Panik değil, sürtük. Bak, paniğe kapıldığını biliyorum. Ama endişelenmekte haklı. Tekneye dönelim. Evet, hadi. Acele edin. Epey uzun zaman oldu. Bence kaptanın tüpündeki hava iyice azalmış oldu. Yardım etmeniz lazım. Doktor Babeş! Doktor Babeş! Doktor Babeş, yardıma ihtiyacımız var. Bu kan mı? Doktor Babeş! Kaptan gitmiş. Kontrol et. Yardıma ihtiyacımız var. Doktor Babeş! Bu kan. Evet, kan bu. Bu da ne? Tanrım. Doktor Babeş, yardıma ihtiyacımız var. Anladığım kadarıyla ölmüş. Suda kan var, kan. Ne oldu? Düştü. Ada sarsılınca. Ada mı sarsıldı? Neden bahsediyorsun? Hissetmediniz mi? Hayır. Yukarı alın çocuklar, kaldırın. Ben. Sana adaya çıkmak kötü fikir demiştim. Her zaman olduğu gibi seni dinlemeliydim. Tanrım. Yarayı sarabilirim ama seni en kısa zamanda hastaneye götürmek zorundayız. Ada tehlikeli Laura. Laura gitti. O öldü. Suda kan vardı. Kaptan Laura öldü. Siz adaya dönün çocuklar. Tekne hala tamirde. Gidip yakından bakacağım. Bu da ne? Nereye gidiyoruz? Ben bir şey görmüyorum. Görmüyor musun? İyi bak, suda bir şey var. Bak orada. Şimdi gördün mü? Evet, önümüzde. Evet. Ne olabilir? Bilmiyorum. Motoru durdur. Tamam. Ne? Nedir? Ne böyle? Biraz daha yaklaş. Biraz daha yaklaş. Ha, yaklaş yavaş. Aman tanrım! Aman tanrım! Aman! Hemen buraya gelin. İmdat! Yardım edin. Acele! Hadi! Hadi, başaracaksın. Hadi dostum, dayanmalısın. Acele! Hadi! Hadi! Çabuk olun, hadi! Çabuk! Hadi! Dayan, hadi!
Ne oluyor burada? Ah, ne istiyorsun Cole? Çıkardığın işi görmeye geldik. Kaporta çalışmanı. Motorun bir parça elden geçmeye ihtiyacı vardı. Bize şimdi sadece benzin lazım. Biz de benzin varili bulduk. Galiba şaka yapıyorsun. Hayır. Hadi çocuklar getirin. Vay canına Cole. Sandığım kadar sersem biri değil misin? Hey, bazen ben bile kendime şaşıyorum. Benzin olduğuna emin misin? Benzin gibi kokuyor. Ah, hadi ne bekliyorsun, buraya getirin. Vamonos. Evet, bu tamam. Ne zaman bu kadar yardımsever oldun Cole? Bu adada mahsur kalmak gerçekten berbat bir duygu. Seninle mahsur kalmış olmam dışında tabii. Bu şeyi çalıştırmayı bilen var mı? Biz hallederiz. Teşekkür ederim. Bu onuru üstlenmek ister misin? Ben sana bırakmak istiyorum. Pekala, kader anına hazır olun. Sen halatı çöz. Bu kolla tek çekişte. Tanrım çalıştı. Boy, bu harika. Ah, Tanrım. Atlayın çocuklar. Ve konuşma sırası bizde. Ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Hey Katie, çok aptalsın. Şaka mı bu? Evet. Lanet serseri. Sen bilirsin. Tanrım, aptal şey. Bu belki de o kadar iyi bir fikir. Evet, iyi. Ben halatı çözeyim ve giderim. Ya şimdi ya hiç. Tamam, hadi. Tamam, gidiyoruz hadi. Sen gelmiyor musun? Hayır, siz gidin. Tamam. Tamam, serbest. Hadi gidelim. Bas gaza. Hadi hadi hadi. Batıyor. Çocuklar tehlikede. Hey, şuraya bak. Aa, sanırım misafirlerimiz var. Galiba yarışmak istiyorlar. Bırak yakalasınlar. Tamam. Hadi gelin bakalım buraya. Şuraya bakın. Sudan hemen çıkmak zorundasınız. Bu çocukların hepsi fırlama. Evet. Orada ne yapmaya çalışıyorlar? Hey haydi. Motorla iyi iş çıkarmışsın. Ne diyorsun? Kim daha iyi görmek ister misin? Aklından tam olarak ne geçiyor? Basit. Deniz kralına ilk varan kazanır. Ne kazanacak? Dert değil. Sonra bir şey buluruz. Tamam, hoş çocuk, kabul ediyorum. Göster ona Kate. Merak etme, ben şanslı hissediyorum. Ya şanslı olduğun doğru. Şuraya bakın. Bu ne? Vay canına, inanılır gibi değil. Tamam, üçe kadar sayalım. Bir... Evet. Evet. Sudan çıkın. Lanet sudan, hemen çıkın. Yakalandık sanırım. O zaman biz de tadını çıkaralım. Orada güvende değiller. Vay canına. Thank you.
biz kazanacağız. Hadi. İyi bak zamanlı. Kaybedeceksin. Zavallı şey. Köpek balığı. Çabuk ol. Burada neler oluyor? Sanırım bir terslik var. Büyük bir balık ne? Durdurmalıyız. Evet. Neden hala onları takip ediyor? Kate, iki kafası var. İki kafalı. Tabiatta böyle anormallikler bazen olabiliyor. Bu mümkün. İki başlı yılanlar, kediler, inekler var ama bu... Ondan asla kurtulamazlar. İki kafa, iki misli diş demek. İki misli diş. Bu yüzden o tekneyi takip ediyor. Motoru daha büyük. Ah, hareket. Çıkardın evet, ses. Elektro alıcı etkisi iki misli. Bakın, kolum teknesini izliyor çünkü motoru daha büyük. Algılayıcıları için daha çok ses çıkarıyor. Yani daha güçlü. Çok eğlendim ama artık gitme vaktiyim. Oo! Ne yapıyor bu? Kendini kurtarmaya çalışıyor. Tanrım. Çabuk oradan. Hey! Onu yakalamalıyız. Ne? Hey! Oğlum beni vurdu. Dayanmaya çalış. Hazır olun çocuklar. Çabuk!
gitti? Bilmiyorum. Onu görmüyorum. Nereye gitti? Çocuklar tehlikede. Hey! Hadi! Geliyorum. Yardım edin lütfen! Dayan! Alın beni! Alın! İşinizden geliyor! Hadi tutun! Tanrım! Tanrım! Takip ediyor. Sığ sulardayız. Bizi burada yakalayamaz. Delirdin mi sen? Onları orada ölüme terk ettin. Kate. Hey. Kate lütfen dur. Kate lütfen bekle. Dinle. Bunu konuşmak istemiyorum. Kızdığını biliyorum Kate. Paul temiz bir dayağı hak etti. Fazlasını da hak ediyor ama şu an düşünmemiz gereken daha önemli şeyler var. Herkes o şeyi gördü Kate. Evet. İnsanlar korkuyor. Korkmalılar. Hadi koş. Çabuk. Hadi. Hadi. Ne yapacağız? Profesör Babeş, bekledeki malzemeler. O burada. Deniz kralında. Lanet olsun. Bu adada mahsur kaldık. Doğru. Bir çıkış yolu olmak zorunda. Ne yapacağız? Hepimiz yem olacağız burada. Delirdiniz mi? Oradaki şeyi görmediniz mi? Gördüm Kate. Ama siz hala benim sorumluluğumdasınız. Ben hala kaptanım. Yani gördünüz. Doktor Ann, Mike ve Jeff'i gördünüz mü? Onlar başaramadı. Laura'da. Ve Jamie. Ve Alex. Ve Ryan. Altı insan kol. Pekala, başka kim eksik? Kirk nerede? Ve Allison. Ve Hayley. Gerçekten. Durun. Laura öldüyse bu tekne hala hasarlı mı demek? Ah tanrım. Sadece bir soru sordum. Pompalar suyu tahliye ediyor. Ama gövdedeki delik duruyor. Şu an suya girip tamire çalışmak intihar olur. Telsiz çalışıyor mu? Anten direği koptu. Harika. Yani bittik. Yapabileceğimiz bir şey yok mu? Her şeye rağmen hala bir iletişim yolu var. Nedir bu? Deniz Kralı'nda acil durum sinyal ünitesi var. Aktif hale geçtiğinde yardım sinyali gönderir. O zaman aktif et. Hala ne bekliyorsunuz? Aktif etmek için tekniği alabora etmeliyiz. Alabora mı? Batırmak. İyi o zaman. Tekniği alabora et. Bakın. Tekniği batıracaksak önce malzemeleri almak gerekir. Bu da en az birkaç tur atmak demektir. Hayır, bunu yapamayız. Titreşimlere karşı normal köpek balıklarından iki misli hassas. Sanki en ufak bir titreşimi bile algılıyor. Ben başka yol görmüyorum.
Lanet olsun! Herkes çok dikkatli olsun. Bugünkü ikinci sarsıntıydı. Harika, bir deprem eksikti. Bunun deprem olduğunu sanmıyorum. Değilse ne o zaman? Bana kalırsa atol çöküyor. Eminim öyledir. Öyle görünüyor. Nasıl yani? Bu nasıl mümkün olabilir? Atoller mercan resifleri üzerine kuruludur. Adanın temeli hasarlı olmalı. Bir şekilde zayıflıyor. Profesör Babeş, size göre artık her saniye bütün burası bir anda bum diye okyanusa mı gömülecek? Bize vermek istediğin başka bir şey var mı? Tatmin olamadın mı? Tekneyi batırmayacaksak o zaman tamir etmeliyiz. Ben o suya geri dönmüyorum. Bakın, dikkatini dağıtabilir miyiz? Gürültü falan çıkaralım. Bitmedi. O tekneye de geri dönmüyorum. Bakın, o şeyi suda gördünüz. Bizim ve kolun teknesi arasında bir seçim yapmalıydı. O kolun teknesini seçti çünkü daha güçlü elektromanyetik alan yaratıyordu. Ve bu da köpek balıklarını daha çok kızdırır. Varsa bir planın söyle. Dinleyin. Sualtı kaynak cihazından daha güçlü bir akım yaratabilirsek ve bunu tamir sırasında yaparsak işi bitirecek kadar zaman kazanırız. Bu dediğini nasıl yapacağız? O şey. Jeneratör tamirinden anlayan var mı? Ben tamir etmeye çalışırım. Ama neden? Ha, tamam, bak. Jeneratörü çalıştırdıktan sonra o direklere bağlayıp suya indirebilirsek köpek balığını delirtecek bir akım gönderebiliriz. Ve ne olduğunu görmek için mutlaka gelecektir. Bu işe yarayabilir. Hala tekneyi tamir edecek biri gerekiyor. Kaynak yapmayı bilen biri var mı? Ben bilmiyorum. Ben bilirim. Ne? Sen mi? Evet, babam kaynakçıdır. Sürekli metallerle çalışır. Hayır, hayır. Senden bunu yapmanı isteyemem. Sen istemiyorsun. Bunu yapmayı ben seçiyorum. Teknenin kaptanı hala benim. Bu sorumluluk benim olmalı. Veya Han'ın veya Dikil Han'ın. Bunu biz yapabiliriz. Hayır, hayır, hayır. Sen yaralısın. Sudaki kan köpek balığını akımdan daha fazla çeker. Üstelik Han ve Dikile'ye motorun tamiri için ihtiyaç var. Bunu göze alamayız. Ama Kate, yani sen bunu yapabilecek misin? Seçeneğin var mı? Bu sersemi gönderin, o halletsin. Bunu nasıl yapacağız? Çabucak. Hazırsanız hazırız. Pekala. Şimdi bu çiti alıp suya indirmeliyiz çocuklar. Sanırım iki gönüllümüz var. Güzel. Direkleri alıp suya düz olarak yatıracağız. Tamam mı? Sonra da sıra kablolara gelecek. Her birinin ucuna bağlayıp birbirine ekleyeceğiz. Pekala. Sonra da jeneratörün akım kablosunu alıp uygun bir yere takacağız. Söylediklerimi anlıyorlar mı? Sadece birkaç metre kablo kaldı. Burası oraya göre daha kısa mesafe. Evet. Köpek balığını gördüğümüz an onlara işaret vereceğim. Suda olmalarından hoşlanmıyorum. Ben de hoşlanmıyorum. Ama başka çare yok. Gidelim tamirci bebek. Bana bebek de mi? Her şey hazır. Çalıştır Paul. Güzel. Çalışıyor. Evet. Ağ bizim için. Çalıştığını görmek zorundayız. Orada. Çok büyük.
İşe yarıyor. Botun motoru onu çekmediğine göre akım kesin çekecektir. Her şey Kate'in elinde. Hey Kate. Zaman kaybetmeyelim. O şeyi ne kadar dayanacağını bilemeyiz. Aklı karıştı. Hep öyle kalacağını olmalı. Canına mükemmel görünüyorsun. Daha önce su altı kaynağı yapmış mıydın? Hayır. Küple dalış yaptın ama değil mi? Hayır. Kate, bunu yapabileceğine emin misin? Dinle Cole, sorular sormaktan vazgeç. Cevapları bilmek istemezsin. Ve gözlerini dört aç. Tamir biter bitmez geri dönerim. Fazla yakınlaştı. Bu hiç iyi değil. Akımı arıyor. Kaçın. 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 Arkana bakma. Arkana bakma. Arkana bakma. Thank you.
Evet, ne oldu? İyi misin? Pol tekneyi çaldı. Geri zekalı. O beyinsiz kesin ölecek. Gediği onardın mı? Evet. Hayır. Lanet olsun, hayır. Hayır. Mayday, mayday, mayday. Batıyorum. Batıyorum. Mayday, lütfen sesimi duyan var mı? Batıyorum. İki başlı bir köpek balığı bana saldırıyor. Şimdi ne yapacağımızı bilen biri var mı? Burada kalamayız. İyi de başka nereye gidebiliriz ki? Evet, tekne. Birileri onunla gidip diğerleri için yardım gönderebilir. En yakın yere yüzlerce mil uzaktayız. Yeterli benzin yok. Lindsay haklı. Burada bekleyemeyiz. Bu ada batacak. Evet, özellikle de o şey hala oradayken. Tekneyi kullanamayız. Motor sesi köpek balığını çekebilir. Bu çok tehlikeli. Denizde hiçbir şansımız yok. Bu atol battığında hepimizi yiyecek. Yani bize bir plan lazım. Planımız ne? Ben bilmiyorum. Hemen uzaklaşalım. Ağaçlara gidin. Koşun hadi. 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 Koşun. Olun. Gidelim.
Sanırım durdu. Evet. Sanırım güvendeyiz. Evet. Devam edin. Siz ne yapacaksınız? Siz gidin Paul. Hadi Paul, yapabileceğim bir şey yok. Başaramayacağız. Başarmak zorundayız. Köpek balığı. Hala geliyor. Lanet olsun. Tarlım. Çıkalım buradan. Lanet olsun. Hayır. Çıkalım. Hadi. Hadi ne yapın? Sakin olun. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Lanet olsun, tamam. Bilmiyorum. Hiçbir şey görünmüyor. Asla kurtulamayacağız. Buradan çıkmak zorundayız. Yapamayız. O şey hala dışarıdayken yapamayız. Yapamayız. Tanrım. Tanrım. Hayır, bunu yapamaz. Yapamaz. Yapamaz.
Devam edelim. Oradan ne zaman çıkar bilmiyorum. Bu savaşı nasıl kazanabiliriz ki? Ne yapacağız? Denemek zorundayız. O nedir? Benzin varili değil mi? Şu an sadece bir varil. Hala iş görür. Haklısın Kate. Onu atlatamayız. Buradaki son canlı ölene kadar durmayacak. Bunu patlatabilir miyiz? Patlatmak mümkün. Ama bir ateşleyici lazım. Bunun gibi mi? Evet. Bu iş görür. Bir de fünye gibi bir şey lazım. Evet ama bir sorun var. Köpek balığı çıktığında yem olmadan varili ona nasıl yaklaştıracağız? Evet. Tam olarak ne yapmayı düşünüyorsun? Hala düşünüyorum. Tişörtünü çıkar. Ne? Tişörtünü çıkart bana ver. Bizim yapabileceğimiz tek şey o. Nasıl yapacağız? Varili köpek balığına nasıl yaklaştıracağız? Aslında bu işin en kolay kısmı Paul. Burada olduğumuzu anlayınca gelecektir. Ben planın burada olmamak gerektiğini sanıyordum. Varil patladığında burada olmayacağız. Biri fitili yakmalı, biri de köpek balığını buraya çekmeli. Buraya mı çekmeli? Merak etme, ben yaparım. Ben yapacağım. Sen mi? Kate, ben 10 senedir sudan korktuğunu sanıyordum. Korkudan donup kalırsın. O şey seni parçalar. Belki ama bunu başardığımı düşün. Hem bu plan yürüse bile hala batan bir atolun üstündeyiz. Gerçekte hemen hemen hiç şansımız yok. Başaramasam bile yem olarak ölmeyeceğim. Pekala, bütün fitil bu kadar. Yani artık sadece fitili yakacağız, sonra patlayacak mı? Evet. Fitil yakıta ulaştığı zaman ateşleyecek. Varilin parçaları her yere saçılacaktır. Bu yeterli olacak mı Paul? Köpek balığı yeterince yaklaşırsa yeterli. Mükemmel. Kate, bundan emin misin? Hücrelerime kadar eminim. Ne kadar süreceğini düşünüyorsun Paul? 30 saniye kadar. Belki daha az. Tamam. Fitili yakacağın zamanı söylerim. Sonra arkanda olacağım. Yak hadi, çalışıyorum. Hadi çabuk ol. Lanet olsun. Yak şunu. Lanet ol, hala ne bekliyorsunuz? Lanet olsun. Hadi ya. Lanet olsun. Hadi. Hadi. Hadi çabuk çabuk. Hadi yak. Hadi. Yak. Hadi! Hadi, hadi ya! Buraya gel! Buraya gel! Hadi buraya gel! Bu tarafa gel! Hadi! Buradayım! Hadi buraya gel! Kate! Bu işe yaramaz hadi. Hadi. Ne yapıyorsun? Geri dön. Hadi. Aman Tanrım. Nişan. Hayır. Aman Tanrım hadi. Gidelim. Aman Tanrım.
Hadi! Başardı. Başardı. Allah'ım. Asla başaramayız. Tekne, tekneye. Sağlam görünüyor. Sanırım kullanabiliriz. Hayır. Ne? Ne yapıyorsun? Motoru çalıştırdığımız an köpek balığı sesi takip eder değil mi? Bu tekne buradan tek çıkış yolumuz. Evet ama bir işe daha yarayabilir. Ne yapıyorsun? Uzaklaş. Ama... Başardık. Bir şey yarattı. Başardık.